65 milyon yıl önce dinozorların neslinin tükendiğini duyduk. Ama bunların Meksika'da başladığını biliyor muydunuz? Bu videoda dinozorların neslinin tükenme biçimine hep beraber derinlemesine dalacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olup like butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. 100 milyon yıl önce Mars ve Jüpiter arasında asteroid kuşağı içinde bir kaya ile farklı bir yörüngeden başka bir kaya arasında çarpışma oldu. Bu çarpışma kaya parçalarının parçalanmasına neden oldu. Bu parçalardan biri Dünya'ya yöneldi. 100 milyon yıllık yolculuğun ardından bu asteroid diğer tüm uzay kayalarını ve Dünya'nın son savunma hattını yani Ay'ı geçti. Güneş'ten 1 milyon kez daha parlak, sıcak, aydınlık olan ve Meksika'nın sığ sularında Dünya'yı etkileyen bu meteoru Yucatan krateri olarak adlandırdık. Yucatan krateri, Chicxulub krateri olarak da adlandırılır. Meksika'daki Yucatan yarımadasının altına gömülü bir darbe krateridir. Chicxulub kasabasından sonra isimlendirilen bölgeye yakın bir yerde bulunan bu krater, toprağa çarpan büyük bir asteroid veya kuyruklu yıldız tarafından oluşuyordu. Bu asteroid 6.2 ila 9.3 mil, diğer bir deyişle 10 ila 15 kilometre çapında ölçülmüştür. Bu etki 100 milyon ton TNT veya 10 milyar Hiroşima bomba gücüne sahipti. Asteroid yeryüzünün yüzeyine 12 mil veya 20 kilometre hızla inerek kısa sürede ısı düştü ve yüzeyin neredeyse sıvı gibi hareket etmesine neden oldu. Yüzeye çarpan tek bir su damlası gibi etki ederek ilk önce aşağı doğru iter ve daha sonra suyun yüzeyinden daha fazla yukarı çıkar. Bu durumda kum, kaya ve sudan oluşan merkezi yükselmenin 10 kilometre kadar yükseldiği tahmin edilir. Darbe çözüldükten sonra yükselen malzeme tarafından çökmekte olan tepe halkaları denilen şeyi geride bıraktı. Yucatan krateri, dünyada görülen Ay, Civa ve Mars gibi zirve halkaları gösteren ilk örnektir. Meksika'da petrol arayan jeofizikçiler Antonio Camargo ve Glenn Penfield tarafından keşfedildi. Meksika ormanı boyunca dairesel bir yay yapan zeminde çukurlar olduğunu fark etmişlerdi. Daha sonra NASA'nın Mekik Radarı Topografya Misyonu, kraterin 110 mil veya 180 kilometre çapındaki halkasının bir kısmını ortaya çıkardı. Çarpma zamanı tam olarak 66 milyon yıl önceki Kreteas-Paleon neslinin tükenmesinin dönemine denk geliyor. Havaya buharlaştırılmış ölümcül bir alçı taşı bulutu oluşturduğu için dinozorların hayatta kalma şansı yoktu. Kalın bulut güneşi engelledi. Dinozorlar da dahil olmak üzere çoğu 300 derece Fahrenheit veya 150 santigrat derecede yüzey hava sıcaklığı ile kavruldu. Bu etki dakikalar önce veya sonra olsaydı okyanusta büyük olasılıkla suyu buharlaştırmış olacaktı. Gezegen için felaket olsa da dinozorlar hala hayatta kalacaktı. Çarpışma o kadar güçlüydü ki tüm kuş türü olmayan dinozorlar da dahil olmak üzere yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin %75'inin neslinin tükendiği tahmin edilmektedir. Aynı zamanda iklimdeki büyük bir değişimin bu etkiden kaynaklandığına inanılıyor. Hayatta kalan çoğu tür asteroidin neden olduğu ısı ve tahribattan kurtulabilecek yeraltı veya sualtı hayvanlarıdır. İnanılmaz derecede esnek bir bitki olan eğrelti otları, dünya genelinde verimli olarak ilk çiçek açan bitkilerdir. Aynı durum bugün de geçerlidir. Bir orman yangını sonrasında eğrelti otları, küller arasında büyüyen ilk bitkilerdir. Gezegenin iyileşmesi milyonlarca yıl sürmesine rağmen bu olay insanların yükselişine yol açtı. Videoları izlemenizi tavsiye ederim. İyi günler.